Merhaba gençler. Bugün Winter Survivor'a bakacağız. Onun demosunu oynayacağız. Bir hafta sonra çıkış yapacak. Ve ekrandan gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği de sunuyor. Bu tür oyunları çok iyi becerdiğimi söyleyemem. Yani işte zorlu doğa şartlarında, hayatta kalma oyunlarında bir uzman olduğumu söyleyemem. Bu türün en yakın örneği Forest. Forest 1'i oynamıştım. İkincisine hiç bakmadım bile. Forest 1 bile benim için fazlasıyla zordu. Evet, hayatta kalma oyunlarında yani hayatta kalma temasını seviyorum ama oynamak konusunda pek emin değilim. Özellikle de Winter Survivor işte birazdan başlayacağız. Ne kadar zor olduğunu da göreceksiniz. Yani pek benlik oyunlar değildir ama bu türün sevdalıları için güzel bir ilk bakış olabilir. Benim gibi kötü bir oyuncunun yani bu türün kötü bir oyuncusunun gözünden bir bakış görmek isterseniz gelin hep birlikte bakalım. İlk kez deneyeceğim. Yani nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Hikaye modu demoda mevcut değilmiş. Evet. Bize bir tek mod sunuyor. Sonsuz modunu sunuyor. Açık dünyada serbestçe dolaşmak sanırım. Emin misin diyor. Winter Survival'ı ilk kez oynuyorsun. İlk önce nasıl oynanırı oynamanızı öneririz diyor. Yani sonsuzluğa başla diyelim. Evet, biz bir kaşifiz. Yani işleri zorlaştırmanın anlamı yok. Ne oldu diyor. Bunları seçemiyoruz. Hastalık. Evet, soğuk algınlığımı ihmal ettim ve ilaçsızım, sağlığım kötüleşiyor. Ekipman durumun ne? İyi, zayıf, korkunç, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum diyelim, biraz işler zorlaşsın. Ne zaman oldu diyor, sabah, akşam, gece, gece en zor koşullar gece oluşuyor, hatırlamıyorum. Sabah diyelim. Hava nasıldı? Açık, bulutlu, karlı, hatırlamıyorum. Karlı diyelim. Biraz zorlaştıralım. Ortaya karışık bir şeyler yapıyorum ama şu ekran beni gerçekten etkiledi diyebilirim. Yani başlangıç aşamasında bana bunları tercih etme fırsatı vermiş olması gerçekten beni etkiledi. Evet, kurtlar, ayılar... Burada rastgele seçecek. Ne varsa gelsin. Evet gençler, ne varsa gelsin. Tekrar eden hastalık. Grubu al, çizimi al. Sağ üst tarafta. Kurutma hattı. Islak giysileri mi yoksa avladığımız şeyleri mi kurutmak için asıyoruz? Muhtemelen ıslak giysileri falan. Boş alkol şişesi. Kullan diyor. Peki. Bu nedir? Al abi. Şimdilik ne varsa alalım. Şurubu iç diyor. Şurubu içelim bakalım. İçmek için sağ tuşu basılı tutmamı istiyor. Tamam. Hayır. Hayır. Şaka yapıyorsun. Yani basılı tut diyor ama envanterden mi yapacağız? Evet. Oh, disgusting. Yet I need more of this. Yeni şematik.
Bunu üretebilirim. Nasıl üretebilirim? Büyük dala ihtiyacım var ve çakmak taşına ihtiyacım var. Peki. Havan ve tokmak mı? Çok ilginç. Pişirme tenceresi, çavdar, vodka mı? Al abi, içeriz. Soğuk havada vodka. Evet. Yani bence çok acımasızca başladı. Çok acımasızca başladı. Hiçbir şey vermedi gençler. Bu arada dışarıya çıkmadan bıçak slotu. Elimizde bıçağımız yok. Bu nedir? Elimdeki tüm... Ha, tamam. Peki. Klasiktir. Envanterden bir tuşu, iki tuşu, üç tuşu gibi şeylerle alalım. Bir saniye, envantere tekrar gir. Meşaleyi... Meşaleyi 9'a koysak 9 mudur? 8. Tamam. Şöyle bir çevreyi dolaşalım. Dolar mı? Paraya ne işim olabilir ki? Metal ray. Kilit açma. Yani önce loot gençler. Ahşap kapı kullan diyor. Nasıl kullanacağım? Yani 1, 2, 3, 4, 5 deneyelim. Yani. Bu bir tuvalete benziyor ve tuvalete neden kilit koyduğu hakkında en ufak fikrim yok. O taş havada mı uçuyor? Evet, taş havada uçuyor. Eğilme yok. Koşma var. Zıplama var. Ama eğilme yok. Bu da gizlilik odaklı ilerleyemeyeceğimiz anlamına geliyor sanırım. Şimdi bir harita vardı. Haritaya bakmak istiyorum. Evet. Oraya gitmemiz gerekiyor. Biz buradaysak tepeden aşağıya mı ineceğiz? Ayı sesleri duyuyorum. Elime de silahı alayım. Ve nereye gideceğim konusunda hiçbir fikrim olmadan ilerliyorum gençler. Orada bir yapı var. Gidip ne olduğuna bakalım. İşte soğuktan kramp ya da ne bileyim o tür şeyler var mı? Emin değilim. Varsa bunları deneyimleyeceğiz. Yani tabii ki 20-25 dakika içerisinde ne kadar deneyimleriz bilemeyeceğim. Şimdilik bulduğum her şeyi alıp para, bolca para buluyoruz. Tütün, çivi kutusu, envanterim şimdiden dolmuş bile. Ama benzer objeleri sanırım üst üste bindirecek. Ne oluyor oğlum? Hadi ama be. Şaka mı yapıyorsun? Oo. Çok sertsin. Hadi ama bırak da ayağa kalkayım.
Kaç topuk. Abi şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Peki peki tamam. Tamam. Gerçekten çok zor. Oyunu yükle. Tekrar. Ne olduğunu anlamadan öldük gençler. Bir anda saldırıya uğradık ve öldük. Bu benim beklediğim bir şey değildi ve tamam. Kaldığımız yerden, daha doğrusu son kayıt noktasından tekrar başlattı. Güzel. Şimdi bir saniye, bıçak aldım sanki. 1, 2, 3. Bir de vodka mı vardı? Sigara, tütün, sigara falan filan. Dolar. Buradan bir şey almıştık. Meşale. Tamam, şansımızı bir kere daha deneyelim. Bu kadar hızlı bir şekilde bir yırtıcıyla karşılaşmak çok şey olmadı. Yani iyi bir deneyim olmadı. Gerçekten zor bir oyun. Yani belki de bizim tercihlerimiz çok zor ama zor olduğunu söyleyebilirim. Şaka mı yapıyorsun? Kendi ayak izlerim. Yani ecelimize gidiyoruz gibi bir... Evet. Ecelimize gidiyoruz gibi bir his var ama... Sigara, bu ne? Kurutulmuş kurt derisi. Yani kumaş, bez yama. Şu bez yamayı belki... Evet, bez yamayı yanımıza al. Tamam, başka da almak istemiyorum. Bu nedir? Metal hurda. Şu dünya gözüyle bir de ayı görelim. Elimdeki çubukla ayıya kafa tutarım diye düşünüyorum. Orada bir kulübe mi var? Orada bir şey var. Gidip bakmak istiyorum. Yine bir yırtıcıyla karşılaşacağız ama hangi aşamada? Peki, ufak tefek grafik hataları görüyorum. Sakın. Ama onu vurdum. Onu vurmuştum ya. Onu vurmuştum gençler. Bu oyunu oynayacaksanız saç baş yolduracak cinsten bir oyun. Yani benden söylemesi.
won't survive long on it. Evet, tekrar deneyeceğiz ve bu sefer son tecrübem olacak. Bizim tercihlerimiz aşırı derecede zor olduğu için sanırım onun sıkıntısını yaşıyoruz ama bence gerçek hayatta da böyle bir zorlukta, böyle bir ortamda, böyle bir zorlukla karşılaşırsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi de bu tarafa gitmek istiyorum. Her seferinde yolumu değiştiriyorum. Bakalım burası nereye gidiyor? Ne güzel. Ne güzel. Bunu hatırlattığın için teşekkür ederiz. Hayır. Topuk. Sizce gelir mi? Bence gelmez. Yani geri geride yürüyüp kendimi riske atmak istemiyorum. Çünkü bu sefer arkamdan gelip saldıracak. Her yerden geliyorlar. Burayı deneyelim. Abi ciddi misin ya? Neredesin? Sesini duyuyorum. Evet, onun sesini... Aa, orada duruyor, bakın. Pislik seni. Orada pusuya yatmış gençler. Gitti. Hadi bakalım. Bir tane de orada var. Gördüm onu. Bence daha önemli sorunlarımız var. Böyle olmaz. Maalesef bu iş böyle olmaz. Alkol vardı. Alkol içsek bizi biraz sıcak tutar mı? En azından fırtına geçti ve karşıda bir ev var, bir kulübe gördüm. Sıcak bir yere ihtiyacımız var. Bence
Sıcak bir yere ihtiyacımız var. Envanterde bana bitkisel bandaj, yani yaralar için sanırım ama şu anda beni bir saniye aklıma bir şey geldi. Meşale almadık mı? Meşalemiz vardı. Dokuz mu oluyor? Hayır, 8. Hayır, bunu bıraksak. Bunun bir sıcaklığa etkisi var mı bilmiyorum. Sadece deniyorum gençler. Ama pek bir etkisi yok. Şu evlerden birine. Çabuk içeriye gir. Hayır, 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 hayır. İlginç. Yemek yemek. İçmek için. Peki. Oyun beni gerdi. Yukarıya gelmez diye düşünüyorum ama umarım yanılmıyorumdur. Bu ne? Burada bir şey var ama neyse alamıyoruz. Taşınabilir kutu mu? Bu şekil diyorsun. Kurdu ayıyı buradan bir şekilde oraya mı atlamam lazım? Bence oraya atlamam lazım. Bu arada evet, Q'ya basınca bu oluyormuş. Kaldık mı burada? Kaldık. Ne güzel. Sizin topunuzu sizin topunuzu hayır. Peki. Ben pes ettim. Ben gerçekten pes ettim. Evet. Oyun adına pek bir şey deneyimlediğimi söyleyemem. Yani ölmek dışında yapabildiğim çok fazla bir şey yok.
Belki de seçtiğim zorluk seviyesinden dolayı bu böyle oldu. Ama siz eğer türün meraklısıysanız oyunu sevebilirsiniz. Yani benim ilk izlenimim oyun güzel. Güzel şeyler vaat ediyor ama ben beceremedim. Belki siz becerebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.